bahçesi. Anne! Babaanne! Size yardım edebilir miyim? Ben çok yardımsever biriyim. Mutlaka büyüklerime yardım etmeliyim. Aferin benim tatlı kızıma. Ama biz babaannenle bütün işi bitirdik. Tüh! Oysa birilerine yardım etmeyi çok istiyordum. Eğer istersen, etrafındaki canlılara yardım edebilirsin. Babaanneciğim, ben canlılara nasıl yardım edebilirim ki? Babaannen doğru söylüyor kızım. Çevrene dikkatle bak. Yardıma ihtiyacı olan canlıları göreceksin. Nasıl yani? Şurada duran ağaca mı yardım edeceğim? Ağaç kardeş, yardıma ihtiyacın var mı? Gördün mü anne? Ağaç cevap vermiyor. Nilo'ya, şu fidana bak. Nasıl da eğmiş boynunu. Bana yardım edin diyor. Artık daha sağlıklı büyüyecek. Demek fidanların da yardıma ihtiyacı varmış. Bekleyin beni canlılar. Yardımsever Nilo'ya iş başında. Hah, arılar. Kardeş. Buldum. Arılar, size çiçek getirdim. Bu çiçekten de bal alabilirsiniz. Arılara daha fazla çiçek lazım. Küçük çiçek, sana nasıl yardım edebilirim? Buldum! Senin için güzel bir şarkı söyleyeceğim çiçek. Duydunuz mu? Çiçekler ne diyor? İlgi lazım bize. Yoksa nasıl renk veririz bahçelere? Duydunuz mu? Arılar ne diyor? Artık desteğe ihtiyacı yok. Tek başına ayakta durabiliyor. Ay, bu küçük fidan boynunu eğmiş. Yardım istiyor. Merak etme küçük fidan. Sana yardım edeceğim. İşte oldu. Kedi dur, yapma. Fidana zarar vereceksin. Bak, orada taze otlar var keçi. Git onları ye hadi. Oh, gitti. Az kalsın fidanıma zarar verecekti. Aferin benim kızıma. Babaanneciğim. Canım yavrum benim. Ben çok şanslı bir babaanneyim. Kuşları, ağaçları, çiçekleri dinleyip onlara yardım eden bir torunum var. Seni tebrik ederim yavrum. Teşekkür ederim babaanneciğim. Duydunuz mu? Çiçekler ne diyor?
abim okulda. Mete evinde arabasıyla oynuyor. Benim de canım çok sıkılıyor. Her şey aynı. Hiç eğlenceli bir şey yok. Belki de eğlenceli bir şeyler vardır. Bak. Bu ne baba? Bir büyüteç. Bununla tabiattaki sürprizleri keşfedebilirsin. Gel Tosbik, sürpriz bulmaya gidiyoruz. Belki çiçeklerin bir sürprizi vardır. Bir arı geldi. Tosbik bak. Arı bal topluyor. Karıncalar yine çalışıyor. Bak Tosbik. Bakıyorum, bakıyorum ama bulamıyorum. Hiç eğlenceli bir sürpriz yok. Bakmaya devam et Nilo'ya. Mutlaka bulacaksın. Bir tırtıl. Tırtılın ne sürprizi olabilir ki? Baba, karıncalar, arılar, bir de tırtıl var. Hiç sürpriz yok. Buldun Nilo'ya. Tırtılı çok dikkatli izle. Sana bir sürprizi var. Tırtıl, bana bir sürprizin varmış. Hadi hemen söyle, neymiş sürprizin? Baba, Tırtıl sürprizini söylemiyor. Sen söyleyebilir misin? Söyleyemem. Ne olur baba söyle, çok merak ediyorum. Söylersem sürpriz olmaz Nilo'ya. Biraz sabırlı olman gerekiyor. Aa, tırtıl bir şey yapıyor. Koza örüyor. Koza nedir baba? Birkaç gün sonra göreceksin Nilo'ya. Günlerdir kozanın içinde bekliyor. Dışarı çıkacağı yok. Tosbik bak, bir şey oluyor. Tırtıl geliyor, tırtıl. Aa, bu tırtıl değil ki. Nereye gitti bizim tırtıl? Tırtıl kelebek oldu. Tırtıl kelebek mi oldu? Çok güzel. Tırtılın sürprizi kelebekmiş. Çok güzel bir sürpriz. Teşekkür ederim kelebek. Güle güle güzel kelebek. Tosbik artık canımız hiç sıkılmayacak. Her gün yeni bir şey keşfedeceğiz. Hadi Tosbik, keşfe gidiyoruz.
çok yemimiz var civcivler. Dur bekle, sana da yem vereyim. Çok yüksektesin, yetişemiyorum. Azıcık aşağı gel, sana yem vereceğim. Aa. Nilo'ya ne yapıyorsun öyle? Zıplıyorum abi, gökyüzüne ulaşmaya çalışıyorum. Nilo'ya gökyüzüne zıplayarak ulaşamazsın. Salıncak! Şimdi ulaşacağım gökyüzüne. Az kaldı. Murat, yavaş. Çok hızlandı. Az kalmıştı abi. Neredeyse yakalayacaktım gökyüzünü. Nilo'ya olmuyor işte. Ulaşamadın. Nilo'ya bence vazgeç. Gökyüzüne ulaşamazsın. Bu imkansız. Ulaşırım. Göreceksin. Ulaşacağım. Ağaç. İşte buldum. Bakın, artık yerde değilim. Ama gökyüzünde de değilsin. Şimdi çıkacağım. Görürsün. Az kaldı. Kuşları yakalayacağım. Nilo'ya bence daha fazla tırmanma. Sonra inemezsin. Evet, Nilo'ya olmuyor. İşte in aşağıya. Azıcık daha tırmansaydım ulaşacaktım gökyüzüne. Nilo'ya bu imkansız. İmkansız değil. Gökyüzüne ulaşacağım. Kuşları yakalayacağım, göreceksiniz. Nasıl ulaşırım gökyüzüne? Aklıma gelmemişti. Tebrik ederim Nilo'ya. Gerçekten başardın. Merhaba kuşlar.
Nilo'ya ben de gökyüzünde oynayabilir miyim? Tabii, al oyna. Ben de oynayacağım. Sırayla. Nasıl ulaşırım gökyüzüne? Korkuyor musun? Hiç de bile. Korkmuyorum. Ben izlemeyi daha çok seviyorum. İzle o zaman. Bak ne güzel kayıyorum. Ah. Hadi Nilo'ya kalk ayağa. Ben seni tutarım. Tutmana gerek yok abi. Ben kendim kayarım. Peki. Hadi bakalım. Bak Tospiş, ne de güzel ayağa kalktım. Hadi Nilo'ya, bize doğru gel. Tospiş, bak kayıyorum. Yavaş yavaş. Biliyorum. Ben biraz oturup dinleneceğim. Patenini tak ayağına. Arkadaşını al yanına. Önlemini al, düşersen üzülme. Öyle hemen koşmaya çalış. Yok.
sana Nilo'ya. Toz pişi kurtardın. Harika bir hareketti. Nasıl yaptın? Bana da öğretsene. Bu hareket için önce sevgi, sonra cesaret gerekiyor. Bir ara öğretirim. Şimdi toz pişimle dinlenmeye gidiyoruz. Hoşça kalın. Patenini tak ayağına, arkadaşını al yanına. Önlemini al, düşerse üzülme, öyle hemen. Bitti mi babaanne? Ne zaman yeriz aşureyi? Henüz pişmedi. İyice kaynaması gerekiyor. Babaanneciğim, aşure pişene kadar bana bir hikaye anlatır mısın? Niloyacığım, ben biraz yorgunum. Bugün hikayeyi sen anlatsan olur mu? Ben mi? Evet. Bize güzel bir hikaye anlat. Tüm yorgunluğumuzu alsın. Öyle ya, hep babaannen mi anlatacak? Hikaye anlatmaya bayılırım. Hemen anlatacağım. Hikayeni çok merak ettim Nilo'ya. Şimdi anlatacağım hikayeyi. Hikaye. Şimdi bulacağım. Ne yapıyorsun kızım? Hikaye bulmaya çalışıyorum babaanne. Haklısın yavrum. Hikaye bulmak kolay değil. En iyisi ben bahçeye çıkayım. Belki orada bulurum. Sen bilirsin kızım. Gel toz piş. Nilo'ya ne yapıyorsun? Hikaye bulmaya çalışıyorum Mete. Babaannem ona güzel bir hikaye anlatmamı istedi. Ama anlatacak bir hikaye bulamıyorum. Hikaye anlatmakta ne var ki? Çok basit bir iş. İstersen ben sana bir tane anlatırım. Çok sevinirim Mete. Hadi bana bir hikaye anlat. Sen de bulamadın değil mi? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Belki zıplarken aklıma bir şey gelir. Ben de zıplayayım o zaman. Benim aklıma hiçbir şey gelmedi. Benim de gelmedi. Nilo'ya bence vazgeçelim. Hikaye bulmak çok zor. Vazgeçemem Mete. Babaanneme anlatacağım dedim. Ne anlatacaksın bakalım? Baba! Babaannem bana bir hikaye anlat dedi. Ama ben hikaye bulamıyorum. Babaannem hikayeleri nereden buluyor biliyor musun? Bence yaşadığın olaylara ve etrafına dikkatlice bakmalısın. Birbirinden ilginç hikayeler bulabilirsin. Canım babacığım, çok teşekkür ederim. Köyde küçük bir kız yaşarmış, bir de kaplumbağası varmış. Bazen nehirde yüzer, gökyüzünde uçarmış. Kırlarda, bahçelerde, Mete'yle abisiyle. Her gün başka bir hikaye, mutluluktan uçarmış. Gökyüzünde güneş, sımsıcak bakarmış. Köylerinden geçen nehir, bir başka akarmış. İşte benim hikayem bu.
Demek buldun sonunda. Çok merak ettim. Hadi hemen anlat. Bir zamanlar nehir kenarında küçük bir kız yaşıyormuş. Bu kızın çok tatlı bir babaannesi varmış. Babaannesi hem çok güzel hikayeler anlatıyor, hem de nefis aşure yapıyormuş. Bir gün babaannesi küçük kıza demiş ki, hadi bana bir hikaye anlat. Ama hikaye anlatmak öyle kolay mı? Anlat denilince anlatılır mı? Küçük kız başlamış hikaye aramaya. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda çok yorulmuş. Öyle yorulmuş ki ayakları ağrımış. Ama bu kadar yorulmasına değmiş. Çünkü babaannesini çok seviyormuş. O hikayelerin en güzeline layıkmış. İşte hikayem. Bugüne kadar dinlediğim en güzel hikaye. Canım torunum benim. Canım babaannem. Tüm yorgunluğum gitti. Aşureleri dağıtmam için bana kim yardım etmek ister? Aşureleri dağıtma zamanı. Bekleyin komşular, biz geliyoruz. Köyde küçük bir kız yaşarmış, bir de kaplumbağası varmış. Bazen nehirde yüzer, gökyüzünde uçarmış. Kırlarda, bahçelerde, onları takip et. Tamam. Tosbik işim bitti sonunda. Abi, şeker ağacı meyve vermiş. Ben şekerleri toplamaya gidiyorum. Şeker ağacı meyve mi vermiş? Evet abi, benim hemen gitmem gerekiyor. Bekle Niloya, ben de geliyorum. Mete peşinden çok güzel izler bırakıyor.
Keçi, Betty'nin mendilini getir. Keçi, dur bekle. Keçi, dur. Abi bak oradalar. Sonunda bulduk. Çok güzel ipuçları bırakmışsın Mete. Seni hemen bulduk. Teşekkür ederim Nilo'ya. Şeker ağacı nerede? Bu şeker ağacı değil ki, kayısı ağacı. Şeker ağacını bulamadık. Bulamazsın tabii, çünkü öyle bir ağaç yok. Evet var, kendi gözlerimle gördüm. Nerede gördün Mete? Söyle hemen gidip bulalım. Nerede olacak tabii ki, rüyamda. Hı? Mete, rüyalar gerçek değildi ki. Ama rüyamda gördüğüm ağaç çok gerçekti. Ben de rüyamda bulutlar kadar kocaman kurabiyeler görüyorum. Düşünsene, hiç o kadar büyük kurabiye olur mu? Olmaz. Meğer bütün gün bir rüyanın peşinden gitmişiz. Kayısı çok lezzetliymiş. Aynı şeker gibi. Şeker ağacını bulamadık ama şeker gibi kayısı bulduk. Biz de onu yeriz. Şaka mı yapıyor? Kim olabilir ki? Sen şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Tospiş, sen de duyuyor musun? Çalılıkların arkasında biri var. Şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Durma yerinde kımılda. Sen şarkını söyle ilkbahar neşesiyle. Mete, ne oynuyorsun böyle? Nilo'ya gel sen de oyna benimle. El işi kağıtlarıyla çiçekler yapıyorum. Sonra çiçekleri alıp rüzgara bırakıyorum. Rüzgar da onları kırlara götürüyor. Aa, neden böyle yapıyorsun? Çiçekler kırlara düşerse ne olur? İlkbahar gelir. Heh işte. Ben de ilkbaharın çabucak gelmesini istiyorum. Ne kadar güzel. Hadi daha çok çiçek yapalım. Yalnız bu iş biraz yorucu. Aa, mendilin çok güzel. Teşekkür ederim. Annem kır çiçekleriyle süsledi bak. Senin mendilinde bahar gelmiş bile Mete. Kes kapla yapıştır. Çiçeğine rengini yakıştır. Kes kapla yapıştır. Uçanı gökyüzünde eriştir. Arkadaşlarını barıştır, kes katla yapıştır.
Az önce cebimdeydi, kaybolmuş. Mendilin çok güzeldi. Tüh, niye kayboldu ki? Düştü herhalde, bilmiyorum ki. Arayalım o zaman. Hadi arayalım. Ama etraf bayağı dağılmış. Önce ilişki kağıtlarını toplamamız gerekiyor. O da ne? Ne oldu Mete? Neden korktun? Bak oradaki kırmızı el işi kağıdı kendi kendine yürüyor. Yürüyen bir el işi kağıdı mı? Bakalım ne varmış bu el işi kağıdının altında? Aa, Tospik! Canım Tospik'im benim. Sen el işi kağıtlarının altında mı kaldın? Meğer Lilia'nın kaplumbağasıymış. Hadi el işi kağıtlarını toplayalım. Kim bilir daha neler bulacağız. Annemin hediye ettiği mendili bulalım da. Uf, ne çok kirletmişiz etrafı. Evet ama az kaldı. Bunları da koyduk mu tamam. Her yeri topladık ama hiçbir yerde yok mendilim. Kaybettim mendili. Dur üzülme, şimdi buluruz. Bak orada bir el işi kağıdı daha var. Onu da alalım. Bak mendilim burada. Benim canım mendilim. Aa! Bu bir papatya. İşte şimdi ilkbahar geldi. Papatya mı? İlkbahar. İlkbaharın ilk papatyasını bulduk Mete. Sonunda ilkbahar geldi. İlkbahar. 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 Keskapla yapıştız. Çiçeğine rengini yakıştır. Keskapla yapıştır. La 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 Havuç. Bak Mete, topu ne kadar yükseğe atıyorum. Sen bir de benim atışıma bak. Az kalsın bulutlara kadar gidiyordu. Asıl şimdi bulutları gidecek. Bak. Yakalayamadım topu. Aa, Mete, o ne? Bir sepet. Kurabiyelere bak. Nefis görünüyor. Hadi yiyelim. Olmaz Mete, yiyemeyiz. Ama neden? Çünkü bu kurabiyeler bizim değil. Ama Nilo'ya sadece bir tane yiyeceğim. Mete, bizim olmayan şeyi nasıl yeriz? Peki bu kurabiyeler kimin? Bilmem. Belki de bu çocuk unutmuştur. Etrafta bizden başka kimse yok. Mete bak, bir tavşan. Elinde havuç var. Havucu nereden aldı acaba? Belki bir sepetin içinden almıştır. Belki de avucu ona biri vermiştir. Bence tavşanı izleyelim. Bakalım avucunu nereden alıyor. Koş Mete, tavşan gidiyor. Bakalım nereye gidiyor. Nereye kayboldu? Bak Mete, tavşan orada. He? Ne arıyorsun fındık bahçesi?
yedi tavşan seni. Demek havucunu buradan alıyorsun. Hem de izinsiz. Dur Mete, havuç almadı daha. Belki izin alıyordur. Bak bak, kim gelmiş? Bitirdin mi havucunu? Hadi, al bakalım. Afiyet olsun küçük tavşan. Tavşan bile havucunu izin almadan yemiyor. Evet, biz de o nefis kurabiyeleri yiyemeyeceğiz. Çünkü sahibini tanımıyoruz. Tanısaydık belki izin alırdık. Ne yapalım? Biz de gidip oyun oynayalım. Tamam, hadi bahçeye kadar yakala beni. Nilo'ya, Mete. Efendim anne. Çocuklar kurabiyeleri neden yemediniz? Anneciğim, bu kurabiyeler bizim değil. Sahibini tanımıyoruz. İzinsiz yiyemeyiz ki. Haklısın kızım. Sizin olmayan şeyleri izinsiz alamazsınız. Ama bu sepet sizin. Bizim mi? Evet. Bu kurabiyeleri sizin için ben yaptım. Siz oyun oynarken buraya bıraktım. Canım annem benim. Çok teşekkür ederim. Mete, yavaş ye, tıkanacaksın. Ben nefis. Ellerinize sağlık. Harika olmuş anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Trafik lambamız hazır. Artık arabamızla gidebiliriz. Düt 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 düt. Nilo'ya, sen de arabanı sürsene. Süremem ki Mete. Yolumuz daha bitmemiş. Bitmemiş mi? Trafik lambamız bile var. Nilo'ya neyimiz eksik? Yaya geçidi eksik. Yaya geçidimiz olursa bebeklerimizi karşıdan karşıya geçirebiliriz. Çok kolay. Hemen yaparım yaya geçidini. Yaya geçidimiz hazır. Şimdi oyuna başlayabiliriz. Mete bekle. Ne oldu Nilo'ya? Üst geçit yapmadık. Aa evet, üst geçidimiz yok.
üst geçidimiz olursa bebeklerimiz oradan geçer. Arabalarımız da yoluna devam eder. Üst geçidimiz de var artık. Arabalarımıza binip gidebiliriz şimdi. Mete, tepeler nerede? Evet, hiç tepemiz yok. Unutmuşum tepe yapmayı. Hadi hemen yollarımıza tepeler yapalım. Tepelerimiz de hazır. Artık oynayabiliriz. Seni geçtim Nilo'ya. Çekilin yoldan. Nilo'nun arabası geliyor. Aa, kırmızı ışık yandı. Kırmızıda duralım. Sarı yandı Nilo'ya, hazırlan. Yeşil yandı Mete. Hadi geçelim. Eyvah! Toprak kaydı. Arabam kaza yaptı. Merak etme Nilo'ya. Arabanı kurtaracağım. Tepeleri de yeniden yapacağım. Ama tepeler yine kayacak Mete. Çünkü hiç ağaç yok. Hiç ağaçsız yol olur mu? Olmaz. Hadi yollara ağaçlar dikelim. Polis Tostik amca, bize ceza yazma. Durduk gitmiyoruz, bak kırmızı ışıkta. Polis Tostik amca, sarı yanda hazırız. Vın diye gideriz yeşil yanınca. Polis Tostik amca, sakın bize kızma. Kemerleri taktık, oturduk arka koltuğa. Seyretmek ne güzel, ağaçlar yol boyunca. Her şey güzel olur, kurallara uyunca. Bize kızmaz o zaman, polis Tostik amca. Bize kızmaz o zaman, polis Tostik amca. Ağaçlı yollarımız çok güzel oldu Nilo'ya. Evet ama benim arabamın üstünde hala toprak var. Merak etme Nilo'ya, hemen yardıma geliyorum. Sonunda arabamı kurtardık. Hadi yola koyulalım. Bekleyin ağaçlı yollar, biz geliyoruz. Polis Tostik amca.